derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Kasım komutanım, ne yaptım ki ben? Suçum ne? Kuşlar gösteride olacakları nişancıları yüzbaşı Serdar'a okuduğunu söyledi bana. Sen Sungurların ajanıymışsın. İnan bana, kuşlar yalan söylemişler. Yalan söylemişler ha? Lan soysuz, kıvırma, gebereceksin. Daha önce seni nerede gördüğümü hatırlamaya çalışıyorum. Allah'ım hatırlamasın. Öldürecek bu adam beni. Sayın komutan, bu adamlarınız çok kaba. Basın mensuplarına terörist muamelesi yapıyorlar. Bir çeki düzen verin şunlara ya. Vay 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 vay. Bak sen şu bülbüle. Başka bir sıkıntın var mı güzelim? Hatırladın mı? Sen Suriye'de bana basın mensubuyum diye yalakalık yapmıştın. Beni salak mı sandın lan? Estağfurullah Kasım komutan. Sungurlar zorladılar beni. Yanıma sızman için Sungurlar mı zorladı? Ben bağımsız bir gazeteciyim. Örgüt hakkında yazı dizisi hazırlıyorum. Özel haber yani. Sen Sungurların köstebeğisin. Operasyonu batırdın ulan. Dışına var. Emret Kasım komutan. Bunu ölmekten beter edeceksin. Özel işkenceye al. Al da hayatın tadına varsın. Seve seve Kasım komutan. Şimdi Sungurlar gelsin, seni kurtarsın bakalım. Anladınız mı la? Aranızdaki sorunlarda TC'nin mahkemelerine, polisine gitmek yok artık. Kendi halk meclisimiz var. Öz savunma birliklerinden asayiş polisi kurduk. Mahkemelerimiz var. Seçimler yaklaşıyor. Özgürlüğümüzü ilan etmeye az kaldı. Artık dağda savaş bitti. Şehirlerde halkın içinde halkla beraber savaşarak bu işi bitireceğiz. Bu defa eskisi gibi sadece biz değil, sizler de savaşacaksınız. Ver. Hepinize silah dağıtılacak. Sosyalist, Marksist Kürdistan'ı kurmak için hepiniz savaşacaksınız. Güneyde kuruldu. Sıra kuzeyde artık. Ya Allah'tan korkun be. Kürtler Müslümandır. Ne işimiz olur böyle dinsiz imansızlarla? Bana bak lan. Babas serseri. 1500 yıllık yılanmış kanunlar bizim derdimize deva olur mu? Ben işe derim. Kürt milleti Müslümandır ve kahramandır. Sizin gibi dinsizler ne Kürt ne de Müslümandır. Demek cenneti özledin ha? Hiç mi vicdan yoktur sizde ya? Olur ya. Var mı lan? Var mı başka? Aman aman.
başka itirazı olan? Ha? Var mı? Hadi lan. Hadi para getirin. Hadi. Kamyonetteki silahları alın. Hadi. Emredersin başkan. Hadi. Hadi yol, hadi yol. Hadi, hadi, hadi. Hadi çabuk. Siz ne bekliyorsunuz lan? Yürüyün gidin para getirin. Hadi. Hadi. Hadi lan siz de gidin. Gidin hadi. Akrabaların sana bakıyor. Sıkıntı ne toptancı Mehmet? Bizim devletimiz bellidir. Biz ne başka devlet isteriz ne de devlet içinde devlet. Çok meraklıysan defol git güneye. Bana bak lan. Senin o dilini keser köpeklere yediririm. İşte sizin diliniz bu. Siz kandan beslenen kan emici sülüklersiniz. Çek git. Belanı bulma benden değil. Şükür aklımız başımızda. Şükür ki sizin gibi aldananlardan olmadık. O yanındaki benim evladım. Oğlum. Onu da kopardınız yuvasından. Yetti yaptığınız zulümler. Verecek bir canımız kaldı. Onu da alırız lan. Durma lan. Gir için. Durmayın lan. Aklını başına getir şunları. Gir için lan. Olur mu? Döner mi? İnşallah gelin. Dua et sen inşallah. Oh, listen.
vefası mı yoldaş? Sungurlara kurduğumuz tuzağın batmasının sebebi ortaya çıktı Cemal. Köstebek sokmuşlar. Baş belaları kötü oyun oynamışlar bize ha. Ama yakalanmazı da iyi olmuş ha. İşe yarar o işe. Görecekler kimle uğraştıklarını. O kadının cesedini parça parça edip onlara toplayacağım. Dur. Sakın öldürme kızı ha. Ya lan. Sen onu bana versen, sungurlara tuzak kurmak için kullanacağım. Kız bundan sonra bizim köstebeğimiz olacak. İyi fikir lan. Sıra sıra kafan basıyor seni. Bu karıya ne istihbaratı versek, sungurlar ona inanır. Benim temizlikçi olduğumu söylemiş. O yüzden bıraktı polis beni. Serdar abi ne olur Şahin'i kurtarın. Kolay bir şey olsa yapmaz mıyız Dicle bacı? Yani sonuçta kolay değil. Yağız oğlan üstüne yüklemiş iki tane cinayet var. Dicle. Sen Şahin'in ihtiyacı olacak şeyleri al. Tamam abi. Komutanım. Otur. Sana o evden çıkma. Ortalarda görünme demedim mi ben koçum ha? Abi ben Yusuf'u bulup üstüme yıktığı cinayetleri... Adamın boğazını sıkıp katil olduğunu itiraf mı ettirecektin ha? Sen akıl hastanesinden kaçmış birisin. Kim inanır sana ha? Ne yapayım abi? Kurbanlık koyun gibi bekleyeyim mi? Sizin bir şey yapacağınız yok. Evet koçum, aynen öyle. Sen bizi kurbanlık koyun gibi bekleyeceksin koçum. Çünkü emir buydu. Emir, anladın mı? Emir. Bizi çapulculardan ayıran, birlik olmamızı sağlayan en önemli hasretimiz. Ama sen bunu unutalı buralardan kurtulamazsın. Abi, bak ben suçsuzum. Bu durum kanıma dokun. Neye yarar suçsuz olman? İşlerini hale getirdiniz. Sen ve Dicle. Ha, şimdi içeride başına neler gelecek haberin var mı senin ha? O evde kalıp bizim işi çözmemizi sabırla bekleyecektin. Ya sizin başınızda bir sürü dert var zaten. Şimdi daha mı iyi oldu ha? Cezaevi terörist dolu. Senin sungurlardan olduğunu öğrenirlerse burada seni yaşatmazlar. Ya zorla şimdi yani söylemeyeyim diyorum ama sen tuttun hem kendini hem bizi zor duruma soktun. Çıkmayacaktın o evden, sana evden çıkma dedik bize. Ya abicim ben zaten evde yakalandım. Nasıl? Dışarıda değil, polis evi bastı. Doğru söylüyor. Biri Şahin'i ihbar etmiş. Şahin var. Ama benim nasıl biri olduğumu bilmiyorsun aslında. Pençemi geçirdim mi bırakmam ben. Günaydın Aslı. Nasılsın? Yusuf, burada ne işin var? Karargâhtan burada olduğunu öğrendim. Şahin yakalanmış biliyor musun? Biliyorum.
Serdar abi, kordon, doktor. Cezaevindeler. Biliyorum üzgünsün hasta. Şahin'in hasta olmasını kabul edemiyorsun. Ama gerçek bu. Şahin akıl hastası. Sana da zarar verebilirdi. Allah seni korudu Aslı. Bak Yusuf. Dinle Aslı. Artık Şahin için yapılacak bir şey yok. Ama hayat devam ediyor. Senin de mutlu olmaya hakkın var. Artık Şahin defterini kapatmanın zamanı geldi. Vakit geçirmeye gerek yok. Hemen evlenelim. Yusuf. Biliyorum. Şahin seni çok üzdü. Ama ben sana çok iyi bakacağım. Seni çok mutlu edeceğim Aslı. Şunu demek istiyorum. Evlenmeye ben karar veremem. Serdar abinin onayını almamız lazım. Döndüler işte. İyi. Gidip konuşalım Aslı. Hadi. Serdar abi. Serdar abi. Şahin'in durumu nasıl? El birliğiyle cezaevine tırtık atsan gibi çocuğu. Nasıl olacak durum Aslı? Bilmiyor musun sanki? Doktor, senin burada ne işin var? Televizyonda Şahin'in yakalandığı haberini gördüm. Aslı'ya geldim. Sana da gün doğdu yani ha? O benim hastamdı. Onun bu durumda olmasına çok üzülüyorum. Ya oğlum bırak bana, iyi doktor ayakları çekme, tamam mı? Ben seni tanıyorum oğlum. Seni ben bilmem mi? Ben senin var ya. Oğlum yeminle. Yeminle senin aklını alırım ha. Ama böyle konuşamazsınız. Sen daha ne duydun oğlum? Ben istediğim gibi konuşurum. Benim canımı sıkma. Ben var ya deliyim deliyim. Sen daha beni tanımıyorsun. Senin var ya kafanı sırrım oğlum. Senin kafanı dişlerim ha. Aslı'yla evlenmeye konuşuyorduk Serdar Yüzbaşım. Şayet izin verirseniz tabii. İyi vallahi. Biz mezar kazalım, siz halay çekin. Ayıp be. Silah arkadaşımız cezaevindeyken hayatta olmaz. Evet, ben de tabii ki bu konuda kordon dostuma katılıyorum. Sana katılacak değilim ya. Sukurlardan birisi zor durumda. Bu durumda öyle bir şey söz konusu bile olamaz yani. Doktor Yusuf, Şahin temize çıkmadan sen Aslı ile evlenme işini unut aslanım. Ama düşünmüştük ki... Aması maması yok lan. Doktor, sen işine dön. Biz Aslı ile biraz konuşacağız. Beni ararsın Aslı. Sen niye yalan söyledin? Niye kandırdın bizi? Niye hem telefon edip hem kaçıyorsun? Hülya! Bırak beni be! Aslı, sen ne diyorsun bu işi? Serdar abi, sizler benim abilerimsiniz. Bende kafa kalmadı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. En doğrusunu siz düşünürsünüz. Peki Aslı. Allah hakkında hayırlısını versin. Sen şimdi lojmana dön. İş olursa biz sana haber veririz. Hı hı, tamam Serdar abi. Adi, onların tarafında. Ama elimden kurtulamazsın Aslı. Doktor, acil. Hayırdır Dicle? Bıdık ne oldu? Yusuf'un karısını ilçede gördüm. Yusuf'un karısı mı? Aha. Dicle. O kadın Yusuf'un kardeşi. Ne olur Serdar abi inanın, bu kadın Yusuf'un karısı. Serdar abi, ben kadını takip ediyorum. Allah aşkına siz de şu kadını sıkıştırın ne olur. Dicle tamam. Sen kadını takip et. Bize de yerini bildir. Tamam Celil abi. Ulan Yusuf. Bir falsonu yakalayayım. Canını kötü yakacağım lan senin. Dur! Kımıldama! Dur!
Dur dedim! Aga bayılmış bu. Komutanım, içeri biri sızdı. Terörist olabilir Celil. Kertip annemler aramadı hala ya. Neden? Ne bileyim ben. Ararlar ya, merak etme. Bir şey yoktur yani. Silah deposu dediydi. İçeri terörist sızdı. Dikkatli olun abla, yoğun bir... At silahını. Ne yapıyorsun sen? At silahını sıkarım. Geç lan şunu. Ulan. Baran, benim Devran. Ne diye geldin lan buraya? Senin gibi hain bir kardeşim yok benim. İndir silahını, teslim ol. Yoksa... Baran, sakın. Sıkarım. İndir lan silahını. Kardeşim demem. At silahını, at. Hadi, yat, yat yere. Yat yere, yat, yat yere, yat çabuk. Geri bas. Çabuk. Basın lan. Yoo, burası kütüphanelik. Bir kurşun patlarsa hepimiz havaya uçarız ağa. Kimsin lan sen? Kimsin? Gerizekalı. Eceline mi susadın lan? O benim kardeşim komutan. Ne diyorsun lan? Celil. Bırak. Burada ne arıyorsun lan sen? Bana öz oğlumu ve babamı vurdurdular. Nasıl? Babamı mı vurdun lan? Kendi oğlunu mu öldürdün? Lan, lan sen nasıl bir yaratıksın lan? Yılan yapmaz seni yaptı. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Geberteceğim seni. Öldüreceğim. Doktor. Geberteceğim seni. Baran'ın evini arayın. Tamam aga. Gelsen. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Tamam gel, bir sakin ol ya. Bir arayalım hele. Bir işin gerçeğini öğrenelim. Gel. Gel şöyle. Bunun için mi kardeşine geldin lan? Teslim olmaya geldim. Çözüm süreci dediler. Sevindik. Ocağımıza, köyümüze döneriz dedik. Ama olmadı. Cemal Başkan halkı da savaşa çekmeye çalışıyor. Barış oyunu oynuyor. Halka eskisinden beter baskı kurdular. Neden? İç savaşa hazırlık yapıyorlar. Seçimden sonra bölgede iç savaş çıkartıp bağımsızlık ilan edecekler. Her yerde silah dağıtıyorlar. Kabul etmeyenlere, sözlerini dinlemeyenlere, sözde polis gibi çalışan asayiş timlerini gönderiyorlar. Asayiş timi dayak, tehdit, adam kaçırmayla halka eziyet ediyor. Asayiş timleri mezarlıklarda sığınak kuruyor. Kurucuları öldürmek için ellerinde bir liste var. Aga, doğru söylemiş bu pislik. Bu ucube kendi oğlunu öldürmüş. Ya bunların babası da yaralıymış. İlçe, hastaneye getiriyorlar. Ben böyle olmasını istemedim. Kes sesini. Ulan işe bak sen. Bu alçaklar iki kardeşi birbirine düşman etti. Babaya oğlunu vurdurttu. Oğluna babayı öldürttü. Vay be. Yazıklar olsun ya. Koçum, sen hastaneye, annenin babanın yanına git. Bunun ne olacak komutanım? Bunun bildiği çok şey var. Biraz onunla konuşacağız. Hadi aslan, durma gitsen. Hadi oğlum, hadi. Hadi, gel. Hadi gitsen. Doktor, şunun yarasına bir bak. Ya aga, gerçekten şunu tedavi etmeye elim gitmiyor ama yine sana dua etsin ha. Apo. Yürü git çantamı al gel. Şeyden, arabadan. O asayişli mi dediğin şerefsizler nerede? Bölgede, çeşitli köylerde
karakol kurdular. Yürüyün lan, yürü. Yürü. Ne yaptık? Yürü. Allah'ım lan, yürü. Yürü. Yürü lan. Ya bırakın bizi ya. Yürü hadi. Sana lan. Yürü. Ya bırakın bizi oğlum. Lan yürü. Yürü. Bak. Karakol dedikleri yer burası. Bayrak dikmişler. İndirin şu bez parçasını Serdar. Dağıtın orayı. Köyde terörist kalmasın. Hepsini tutuklayın. Emredersiniz komutanım. Aslı, doktor. Biz hazırız efe. Tamam doktor, çıkıyoruz. Sakin ol. Silahları indirin dedim size. Ya tamam sakin ol, indiriyor. İndir hadi indir. Tamam adamı öldürecek, indir. Bıktım lan sizden. Ulan örgütün mahkemesine gideceksiniz dendi. Siz ne yaptınız? Tercihaninkine gittiniz. Devlet olarak biz de sizi cezalandırıyoruz işte. Tamam. Yatın lan yere, yatın. Tamam. Hayırlı olsuna geldik lan, deyyuslar. Çıkın lan dışarı, çıkın, çıkın. Doktor, al şunları. Al bunu. Yürü. Gerizekalı kundiler, yürü lan. Köyde nerede terörist var? Hepsi kahvedeler. Allah size razı olsun yüzbaşım. Sağ ol. İyi misiniz şimdi? Ay, iyiyim şükür. Abın kız nerede? Geldi mi o da? Babası anası çok sevinecek. Şahin. Sonra burası. Abini unuttur Celil. Aramadı da. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Ulaşılamıyor. Kesin deşifre oldu. Belki de zavallıyı öldürdüler. Kötüye yorma komutanım. Belki cevap verecek durumda değildir kızcağız. Ah Naza, ah. Bunu bana Naza haini hizmetçi diye getirmişti. Sungurların yanaşması olduğu belli. Ha, bunun yakalandığından haberi yok değil mi o başbelalarının? Yok. Bu şırfıntının verdiği her istihbarata inanacaklar. Sungurları istediğimiz tuzağa çekeceğiz. Yok. Bunları öyle tek tuzakta indirmek kolay değildir. Ama bu kız sayesinde baş belalarını tuzaktan tuzağa sürükler,
tek tek indiririz ha. Kedinin parayla oynadığı gibi. Aynen öyle ha. Öyle gözlerinizi dikip bakmayın ya. Yılan gözlüler. Nazar değdireceksiniz. Pişmiş kelle gibi sırtmanızdan da hakkında planlar yaptığınız belli. Ama boşuna heveslenmeyin. Öldürseniz de istediklerinizi yapmam. Ne yapacağız peki? Buluruz bir yolu ya, merak etme sen. Kız bu, adı Havin. Adını duydum. Anası babası köyün içindeki yerde otururlarmış. Bulalım da şunları. Hadi bulalım. Daha çok mu soğuk? At silahı, at! Atın silahlarınızı! At silahını! Akıllı olan silahını el atmadan etrafına bir bakar. Örgüt polis asayişte bir kurdu diye duyduk. Polis dedikleri gerizekalılar siz misiniz lan? He? Celil, bakalım bu polislere neler öğretmişler. Gelin lan. Yürü lan. Gelin lan. Var mı lan başka kendine güvenen? He? Hey hey ya hayda. Gelin gelin. Hey hey ya hayda. Hayda hey. Hayda hey. Hayda hey. Oh. Yok be komutanım. Bunlardan polis değil. Bekçi bile olmaz. Siz ne hesapsınız lan? Biz tüccarız komutan. Köylerden ürün alırız. Dağlarda dolaşmak zor komutan. Güvenlik için. Silahlar kalıyor. Tamam mı? Kaybolun lan. Yürüyün. Hadi. Toparlayın şunları. Havin de gelmiş midir ki hacı? Göreceğiz hanım. Bakalım. Hadi bakalım. Ay. Tamam doktor. Getirin. Hadi yürüyün. Yürü gel. Geç. Arabaya geç. Hadi. Sıraya geç. Gel. Hadi. Kapat. Bir daha gelirlerse konuş. Karargahı arayın. Allah razı olsun. Allah razı olsun komutanım. Serdar abi çıkmaya hazırız.
Tamam, çıkalım. Serdar Yüzbaşım, hoş geldin. Hoş bulduk Seyit Ağa. Allah gönderdi sizi. Teröristleri toplamışsınız. Evelallah. Havin yok mu? Gelmedi mi? Yok canım hocam. O ilçede kaldı. Hadi kalın sağlıcakla. Bu alçaklar bir şeyler planlıyorlar ama asker yakalandığımı bilmiyor. Allah'ım nasıl haber vereceğim? Ne yaptınız ulan? Niye uzun sürdü bu iş? Bunlar karakolu bastı. Öz savunma güçlerini aldılar başkan. Şimdi de gidiyorlar başkan. Bu baş belalarının son operasyonu olacak. Durmayın. Derhal harekete geçin. Anlaşıldı mı? Ne olmuş? Köyde operasyon yapmışlar. Baş belaları karakolu indirmişler. Operasyon sırası bizde şimdi. Bunlar hangi köyden bahsediyor ya? Ağlama artık canı. Serdar komutana dedik. Avini bize gönderir. Merak etme, görürüz kızımızı. Hayırdır, ne istediniz? Ne istiyorsunuz bizden? Yetişin komşuları, yetişin! Sus kadın! Yoksa keserim bırak, benim boğazını! Bırak! Yürü, yürü! Yürü. Geç! Bırak! Geç! Dur! Başıma ne dikildin? Kuduz köpek gibisin ya. Saldıracaksın diye ödüm kopuyor. Ver şunun telefonunu. Serdar Yüzbaşı'ya. Ara bak. Bu kağıtta yazanları okuyacaksın. Bir yanlış yaparsan. Ne yaparsın? Öldürür müsün? Durma. Ölümden korkmuyorum çünkü. Ya Kasım yoldaş. Bu küçük beyni bizimle baş edeceğini sanıyorum. Biz seni öldürmeyeceğiz ki. Seyret şimdi. Ana! Baba! Bu morukları nasıl öldüreceksiniz gösterin bakayım. Hadi. Şayet sana söyleyeceklerimizi dinlemezsen, babanı, ananı, tavuk gibi boğazlayacaklar. Hayır yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Bu yaptığınız hiçbir kitaba sığmaz. Ne? Kitap mı dedin? Yok, biz senin o dediğin kitaplarla sobayı tutuşturuyoruz ya, sobayı! Soba! Toplam ben. Sokağa yapıştı lan. Ulan ben sana kapıdan adımını atma demedim mi? Ha demedim mi? Ne olur bağırma. Fırat hasta. Ona ilaç almaya çıkmıştım.
Bir daha dışarı çıkmayacağından. Ne olursa olsun, anladın mı? Tamam, çıkmıyorum. Ben arkadan çıkıyorum. O kadın gelip kapıyı çalar da bir açarsan öyle ya. Anne babamdan korkuyorum, kaçalım. Sus oğlum, duymasın seni. Hadi uyu sen. Allah'ım, beni arıyorlar. Kadını bu mahalleye kadar takip ettim. Sonra kaybettim. Bu evlerden birine girmiş olmalı. Biz Yusuf'un kız kardeşiyle konuştuk. Hala niye o kadının peşindesin? Anlamıyorum ben seni. Kadını ölümle tehdit etti Yusuf. Yoksa konuşurdu. Serdar abi, bana hiç inandırıcı gelmiyor. Dicle ısrarla o kadının Yusuf'un karısı olduğunu söylüyor. Sen hala inanmıyorsun Aslı. O kadın bana başka şeyler anlattı. Yusuf'un birçok kadını kandırdığını, sonra onların ölümüne sebep olduğunu söyledi. O kadını sıkıştırırsanız her şeyi anlatacak zaten. Şahin içeride. Onu çıkarmak için her şeyi değerlendirmeliyiz. Yara varamazsak zaten artık yalnız olan için yapacak bir şey kalmaz. Onun yeri cezaevi olur. Bu sokakta mı kayboldu kadın? Öyleymiş aga. Anladım. Dağılalım. Bütün kapıları tek tek çalalım. İnşallah gecikmemişizdir. Belki de Yusuf kadını çoktan... Doktor, Celil, siz şu tarafa gidin. Tamam. Aslı, siz de şu tarafa gidin. Bacı, buralarda Hülya diye biri varmış, tanır mısın? Allah, biri buraya geliyor, ne yapacağım ben? Her şeyi anlatmam için ben ve oğlum güvende olmalıyız. Önce Yusuf'u tutuklayın. Hülya. Kim buraya geliyor? Sen ne yapıyorsun lan? Hiç. Kapı açılmasın diye kilitlemeye çalışıyordum Yusuf. Kimse yok mu? Avin? Yüzbaşım. İyi misin? Merak ettim seni. İyiyim yüzbaşım. Kısa konuşacağım. Devam et, seni dinliyorum Havin. İlçeye yakın terk edilmiş bir köy var. Viran köyü. Kasım'la Cemal Alçağ oradalar. Geceyi orada geçirecekler yüzbaşı. Ben sana hiç yüzbaşı demem. Ne olur anla asker. Anlaşıldı abi. Biz hemen harekete geçiyoruz. Gelen var, kapatıyorum. Korudun. Dostum ne oldu ya? Yok mu kimse? Yok. Yok doktor. Bu ne ya? Gel. Hadi çıkıyoruz. Hayırdır inşallah. Ne oldu komutanım? Abin Cemal ve Kasım şerefsizin yerlerini bildirdi. Aferin kıza. Nah. Of ya, tam üzerindeyken. Bu yazı olanın da hiç şansı yok ha. Serdar abi, ben de yapayım. Sen Şahin'le ilgilen Dicle. Gittiler. Ucuz atlattık. Nereye?
lan buna bir basarlarsa var ya. O zaman bu sungurların tırnağını bile bulamazlar. Kasım komutan, benim mayınıma basmadan geçeni daha görmedim. Daha geçen sene 9 askeri perişan ettim. Gelin lan. Eceliniz sizi bekliyor. Siz de çabuk olun lan. Kapatın şu mayınları. Hadi aracı. Hadi. Serdar. İnşallah Avin yanılmamıştır. Komutanım, Avin sağlamdır. En son bizi ilçedeki gösteride kurtardı. Bu bilgi de doğrudur. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı. Dağılın mevzilere. Anlaşıldı. Hadi yalla. Lan deli doktoru. Şimdi sırası değil. Kapat şu telefonu. Dur Kasım komutan, kapatma dur. Çok önemli. Sungurların nişancısı Şahin ilçedeki cezaevinde. Bir emrinizle adamı anında indirirler. Suriye'de ortalığı kasıp kavuran timci mi lan bu? Doğrudur komutan. Rojava bölgesinde Kürdistan'ın özgürlüğünün gecikmesine sebep olan timci. Vay şerefsiz. Bu şans Kürtlerin eline bir daha geçmez. Irak'ta başardık. Şimdi sıra Suriye'de. Evet başkan. Ardından Türkiye. Başkanım, baskın var. Ne? Baskın mı ya? Ulan kaç ulan kaç! Kaç! Koş da koş da koş! Koş 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 koş! Koş ulan koş! Lan! Eğer bu bilgi doğruysa seni bölgede kral yaparım lan! Duydun mu lan? Yok eğer değilse... Siz onu gebertin. Ben başka bir şey istemiyorum. Tamam lan. O timcinin cesedi akşama morta olacak. Buraya kadar Şahin'in alçağı. Nişanlın aslı da bana kaldı. Karım olacak ulan. Karım olacak. Bu telefon. Alo, kimsin lan? Ne istiyorsun? Emret Kasım komutanım. Anlaşıldı Kasım komutanım. Tamam, sen o işi olmuş bil. Tamam. Sungurlar timinden biri varmış burada. Yeni geldiler. Şu anda görüş yerinde. Hazır olun da. Timci indireceğiz. Demek kadını kaçırıp buraya ilçeye getirmiş o alçak ha?
Biz de bu yüzden bulamadık zaten. O yalancı doktor kadından emin değil. Gözünün önünden ayırmak istemiyor. Dicle, o kadını bulursan Yusuf'un maskesini düşürürüz. Yoksa beni buradan çıkartmayacaklar. Sen tasalanma Şahin. Gerekirse o sokakta yatacağım. O kadının yakasına yapışacağım. Ama seni buradan çıkartacağım. Aslı ne dedi? Yani kadını aramana tepki gösterdi mi? Onu düşünmekten vazgeç. Bu batağa düşmenin sebebi o Allah'ın belası Aslı. Onun suçu yok. Kandırdılar onu. Sen onu hala seviyorsun. Yani ben onu görünce böyle elim ayağım birbirine dolanıyor. Nefesim daralıyor falan. Sanki böyle kalbim dışarı çıkacak gibi oluyor. Aslı benim kutup yıldızım Dicle. Beni sevmese de, benden kaçsa da değişmiyor. Değişmeyecek. Yani bilmiyorum ki, belki sevgi böyle bir şeydir. Yani bile bile yanmak. Bile bile acı çekmektir. İnsan kalbine söz geçiremiyor ki. Ayıplama beni, tamam mı? Ben onu kalbimden çıkaramıyorum Dicle. Onun saçının teline zarar gelmesin diye ben ömrümü bin kere daha veririm. Sen yoksun korkuyorum bir zalim sızıp aramda. Ne çare alnımıza ayrılık yazıldıysa. Aşkından yana yana savrulur gülüm her yana. Ben Aslı tutun! Gitme, ne olursun dur gitme, beni ağlatma. Son kez bak gözlerime hapsetme. Niye böyle olduk biz? Yalnızlığına. Niye? Köye yaklaştık. Köye yaklaştık. Araçlarla girmeyelim. Yolu gözetliyorlardır. Emredersin komutanım. Abdullah, yavaşlıyoruz, sağa çek. Mustafa, sağa çekiyorum. Bastılar. Benim döşediğim mayınla bugüne kadar kimse kurtulamadı Kasım komutan. Araç çıksın. Gidip bakın. Doktor! 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 Komutanım! Komutanım! Çocuklar, iyi misiniz? Doktor! Doktor! Cenil, doktora bak. Yardım edin. İyi misin? Ölmedik. Komutanım. Aslı. Aslı iyi misin kızım ha? Aslı.
ayrı yerde otursun. Yok olma git. Git yanında otur. Tamam. Yer arıyor. Hadi. Hadi tartışırız. Tamam. Otur. Şu gelmeyecek lan. Bir de sen ya. Ya ya. Ha borcunu ver. Gel arkadaşlar git lan başla. Tartışırız. Lan ne yapıyorsun? Ona ne yapıyorsun? Ben oturayım. Beş dakika kaldı. Bildiklerinizin hepsi, he? Bu mu? He? Bu muydu lan yapacağınızın hepsi? Hayırlı lan! İyisin, iyisin. Haydi. Bir şeyin yok. İyi yırttın. Doktor. Aslı iyi mi? İyi ağa. Atlatır. Aslı. Komutanım. Aslı. Aslı dur! Aslı! Aslı! Aslı dur! Alın! Aslı! Şerefsizler! Komutanım, uzaklandı tank. Geliyorlar.
Hepsi ölmüş yala. Haydi. Doktor. Ne? Aslanların durumu nasıl? Kötü değil yani. Hayat tehlikede yok da. Birinin durumu az ciddi. Tamam doktor. Sen yaralılarla kal. Bir sürü Cemal ile Kasım şerefsizini bulalım. Şu şerefsizlerle bir hesaplaşalım komutanım. Nerede kaldı bunlar be? Yani helal olsun. Yüzbaşıyı almışlar. Dikkat edin ha, kaydırıp düşürmeyin adamı ha. Zayiatımız yok komutanım. Üç hafif yaralımız var. Havi'nin ihbarında tuzak var Serdar. Bu kız ya hain ya da oyuna getirdi. Havi'nin sıkı kontrolü alın. Emredersiniz komutanım. Hadi. Aslı. Yusuf, niye geldin? Serdar Yüzbaşı ile konuşacaktın. Bizim için karar verecektiniz. Ne oldu? Arayıp sormadın. Yusuf hiç sırası değil şu anda. Sen bu evliliği istemiyorsan açıkça söyle Aslı. Ya Yusuf, bak seni kırmak istemiyorum ama Celil abiyle Serdar abi haklı. Ya silah arkadaşımız cezaevindeyken bizim evlenmemiz yanlış olur. Ne yani? Şimdi evlenmek için Şahin'in cezaevinden çıkmasını mı bekleyeceğiz? Ya mahkemede ağır bir ceza alırsa? Bu çok saçma Aslı. Mahkeme bitinceye kadar bekleyeceğiz Yusuf. Mahkemenin ne kadar süreceği belli mi? Peki Şahin kurtulursa? Cezaevinden çıkarsa? Hemen evlenir misin benimle? Bana bir söz ver Aslı.
Şahin kurtulursa benimle evleneceksin. Tamam Yusuf, söz veriyorum. Şahin kurtulursa seninle hemen evleneceğiz. Tuhaf olacak ama senin için Şahin'i kurtarmaya çalışacağım Aslı. Tamam, sağ ol Yusuf. Benim lojmana gitmem lazım. Görüşürüz. Sizin keyfinizi bekleyemem. Bu oyun benim. Ben yönetmenim. Ben ne istiyorsam o olur. Şahin'i kurtaracağım. Sen de benimle evleneceksin Aslı. Belki de Havin de şifre oldu. Adamlar kızı kullanıyorlardı. Ya kordon dostum, sanmıyorum ya. Tamam, baya bir gevezeydi ama hani ölür de bize ihanet etmez bence yani. Her insanın bir dayanma gücü vardır doktor. Havin'e neler yaptıklarını bilmiyoruz. Aga, ne yapsak, arasak mı telefonunu? Ya kız zor durumda kalırsa? Aslan bunlar be, aslan. Görün işte, sungurlara tuzak sökmez. Ezip geçerler böyle. Kesesin kız. Yine ava giderken avlandık ben. Hey. Ha daha duru, bu daha başlangıç. Girecek delik arayacaksınız. Lan. Dur. Öldüreceğim ulan seni. Dur Kasım yoldaş. O kız elimizdeyken o baş belalarını yeni tuzaklara sürükleriz. Hele sakin ol. Sakin ol. Şöyle. Numara yok. Onlardır kesin. Yeni bir tuzağa çekeceksin onları. Yok ya. Başka derdi? İzle. Bak iyi dinleyin ha. Önce adamın elini kolunu kesin. Sonra da diğerini kesin. Yavaş öldürün, tamam mı? Tamam. Ne istiyorsanız yapacağım. Bırakın onları yeter ki. Şöyle yola gel işte. Açmıyor. Allah veri de yakalanması bari. Durumu uygun değil galiba komutanım. Yüzbaşı? Havin? İranköy'e gittik. Sanki bize tuzak kurulmuştu. Bilmiyorum. Komutanım. Bu kızın sesi kötü geliyor. Baskı altında galiba. Havin, iyi misin ha? Ağlıyor musun sen? Ben iyiyim yüzbaşı. Hepinizi çok özledim. Neredesin Havin? Bilmiyorum. Dinle yüzbaşı. Yeni bir operasyon yapılacak. İlçede oturan 4 korucu varmış. Öldürmek için harekete geçtiler. Nerede bu korucular, adresi biliyor musun? İlçenin doğusunda. Eski mahalle Çınar Sokak. Tamam Havin. Biz harekete geçiyoruz. Sen kendine dikkat et. O Kasım şerefsizle Cemal içine de... Bak sen, dikkat et ha. La beş belası yüzbaşı. Tuzağın içine dalıyorsunuz, haberiniz yok. Komutanım, ne oldu, ne bekliyoruz hala? Havin,
bir şeyler oluyor Celil. Abim bana hiç yüzbaşı demezdi. Ama son iki seferdir yüzbaşı diyor. Evet aga, benim de aklıma aynı şey takıldı ya. Yani daha önceleri bir yıldızdı derdi. Hatta bu konuda benim kendisini azarlamışlığım var. Yakalandı mı yoksa komutanım? Bilmiyorum Celil. Ama bana yüzbaşı demekle yanında onu kontrol eden birileri olduğunu anlatmaya çalışıyor. Eğer öyleyse bizi istemeden tuzağa gönderdi demektir. Şimdi de bakalım Celil. Anlayacağız. Şey binanın çatısındaki kişi var. Eşkici! Eşkici! Bu da nereden çıktı ya? Nerede? Ne satıyor o? Ya eskiciymiş ya. Sağdaki arabenin içindeki kişi var komutanım. Sokakta ikisi. Tekinsiz. Ya? Komutanım, sağda 22 numaralı evdeki kişi var. Adamlar evin içindeler komutanım. Siz yanlış yapıyorsunuz. Olmuyor işte, yapamıyorsun. Onunla bir daha konuşalım. Eşki! Şey ağam, ben eskiciyim. Eski almak için geldim ha. Geber bekle lan niyetin. Bu tokatı ölüktürüm lan ben sana. Komutanım, tenteli kamyonetin içinde de adamlar var. Bunlar benim. Bu kadar yeter Celil. Yerini al, harekete geç. Doktor Aslı. 22 numaralı beyaz ev sizle anlaşıldı. Tamam aga. Siz çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Ne bileyim ben? Kalkla şu kapıya. Kimsin? Ben Aslı. Anam börek gönderdi. Ver kız. Ulan! Ne oluyor lan? Korkmayın çocuklar. Aslı sağ ol kız. Aga tamamdır, ev aldık. Ya tamam korkmayın ya. Çocuklar bir şey olmadı. Kötüler hep uykuya daldı, uyudular. Askeriz biz ablacığım, korkmaya gerek yok. Tamam. Hadi gelin sessizce arkaya geçin.
Hadi. 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 Hadi çocuklar. Kozlarımızı paylaşalım bakalım. İçerim. Lan! Hayatta büyük laf etmeyeceğim lan. İşte şimdi ödeştik lan. Ulan lan! Kimci lan bunlar? Kim lan bunlar? Evlere girin. Sivillere dikkat edin. Emredersiniz komutanım. Ana, açız biz. Bize yemek ver. Yemek pişiyor çocuklar. Ne zaman pişecek ana? Ben çok acıktım. Benim de karnım aç. Benim de karnım aç. Şimdi karnınız doyacak çocuklar, bekleyin. Azat nerede? Allah'ından bulduk Doremi. Bu sefaretimizin sebebi sensin. Çekil kadın, çekil. Şşş. Bak lan, miskin. Bu ne hal lan? Oğlum uçmuşsun sen. Az çek, az. Al şunu. Pis işlerini yaptırmak için beni uyuşturucuya alıştıran sensin. Çocukların karnı aç. Sefiller. Kalk çalış lan. Yatmakla karın doymaz. Senin eserin. Kes sesini. Onların kurtulmasını istiyorsan sana bir işim var. Onlar sürünmesin. Her şeye razıyım ben. Bana geldin. İki cinayeti işlediğini itiraf ettin. Ne sorarlarsa sorsunlar, onları nasıl öldürdüğünü hatırlamıyorsun. İki cinayetten kaç sene verirler bana? Raporlu akıl hastasısın sen. Cezai ehliyetin yok. Hastaneye sevk ederler seni. Orada da çok iyi bakacağım sana. Karım, çocuklarım. Uzatma lan işte. Sanki dışarıdayken çok iyi bakıyordun da. Bari karınları doysun biraz. Sen de çeneni tutacaksın. Hoş, beni suçlasan da kim inanır senin gibi birine? Yürü hadi. Tamam, iyileşeceksin, merak etme. Bütün teröristleri etkisiz hale getirdik komutanım. Burada korucu yok. Bu bize kurulmuş bir tuzak. Avinin deşifre olduğu belli Serdar. Kızın hayatı tehlikede. Eğer kızın başına bir iş gelirse sorumlusu sensin. Kızı hemen bul. Anlaşıldı komutanım. Komutanım,
Aramızda konuştuk da Havin bizi tuzağa atmaz. Aga bizi atar da sonuçta seni atmaz. Yani hepimizin bildiği bir gerçek var ki o kız sana dut gibi ağaç. Tamam doktor. Ay. Biliyoruz. Evet işte konu buydu aga. Komutanım, kızı zorladıkları belli. İşkence yapmıyorlar. Ellerindeki kozu harcamak istemezler. Bence kızı başka bir şeyle tehdit ediyorlar Celil. Neyle komutanım? Güya şu karakol kurdukları köy. Havin'in köyü. Anne babası orada. Affedin beni, ne olur. Böyle olsun istemezdim. Konuş. Allah kahretsin be. Tuzaktan da kurtulurlar değil mi? Ya bunlarla baş etmek çok zor ya. Asım yolda çok zor ya. Çok zor. Allah'ım ne olur asker anamla babamı kurtarsın. Asker? Ne bağırıyorsun kız? Sungurlar ağalda. Ya sana bir haller oldu ya. Ya nerede o pers zekası, pers siyaseti? Ya bu kız bize son bir tuzak için bize lazım Kasım yoldaş. Son kız, son tuzak. Ne diyorsun lan sen? Ya diyorum ki bu sefer baş belaları bu kız için buraya gelecekler. He? Misafirlerimizi misafirhaneye götürün. Emredersiniz komutanım. Haberi nasıl bulacağız komutanım? Şu baronun terörist kardeşi Devra. Bize o yardım edebilir. Allah Allah. Öf. Öf gene başlıyor bu işler ya. Gene kafam karman çorma. Halüsinasyon işleri. Öf. Duygularım yine karma karışık olacak. Ya Korton dostum gözünü seveyim, şuradan beton saksıyı al da şu kafama bir çal, bir kendime geleyim ya. Ne oldu oğlum yine ya? Ya sorma, halüsinasyonlar görüyorum, acayip şeyler görüyorum. Ya sanki şuradan Yağız olan geliyormuş gibi şeyler görüyorum ya. Kafalar karıştı. Ne alakası var ya? Şahin? Şahin? Allah'ım nasıl olur bu? Komutanım. Sakın bana cezaevinden kaçtığını söyleme. Oğlum, kafayı mı yedin lan sen? Ya komutanım kaçmadım. Biri cinayeti üstlenmiş. Savcının emriyle bıraktılar beni.
Ya şimdi Yağız oğlan, aklıma takılan şeyler var. Yani şimdi durup dururken katil ortaya çıktı, öyle mi? Durup dururken. Siz bayağı bir sevindiniz. Ben geri gideyim istiyorsanız ha? Ya onu demiyorum ben. Katili ben buldum. Hey! Katil eskiden akıl hastanesinde tedavi ettiğim uyuşturucu bağımlısı, kişilik bozukluğu olan biriymiş. Hastanedeki kadın ve hademeye takıntılıymış. Onun için öldürmüş. Adama itiraf ettirdim. Sonra emniyet müdürlüğüne savcılığa götürdüm. Her şeyi itiraf etti. Oğlum, gerçek nasılsa ortaya çıkacak. Sen şimdilik kurtuldun. O zaman senin benimle derdin ne? Seni cezaevinden kurtarıyorum. Sen benden nefret ediyorsun. Ulan sen, sen kimsin lan beni kurtaracaksın? Ölseydim daha iyiydi lan. Sen kimsin oğlum beni kurtaracaksın? Ben seni senin için değil, Aslı için kurtardım. Aslı'nın üzülmesini istemiyorum, anladın mı? Şahin, sen lojmana git dinle. Komutanın dediğini yap Şahin. Lojmana git. Neyse, sağ olun komutanım. Çok uğraştınız benim için. Bana silah arkadaşımız cezaevindeyken Aslı ile evlenemezsiniz demiştiniz. Şahin kurtulduğuna göre. Doktor, bundan sonrası Aslı'nın bileceği iş. Aslı ile konuş. İstediğin oldu Aslı. Artık evlenmemize engel kalmadı. Tamam Yusuf, evlenelim. Hemen, Yıldırım nikahıyla. Bu kadar çabuk mu? Neyi bekleyeceğiz artık? Hem hemen evleniriz diye söz verdin bana. Ben bu kadar çabuk düşünmüyordum. Komutanım, bu zibidinin bir pisliği çıkarsa onu bana bırakın. Lütfen. Yok, aga olmaz. Yani bu sefer gerçekten olmaz. Bu sefer kabul edemem. Kordon dostum, bak kusura bakma. O deli doktoru benim. Ona var ya öyle şeyler yapacağım ki onu sen bile alamazsın elimden. Ah. Şahin. Şahin. Ya ne? Ne var? Ya Dicle. Ya sen ne istiyorsun benden? Ha? Bir bırak, bir iki dakika nefes alayım ya. Yeter. Allah Allah. Aslı üzülmesin diye çıkarmış. İt. Babam iyi mi? Babam seni evlatlıktan reddetti. Gel bakalım oğlum. Sana bir görevim var oğlum. Yapar mısın? Yapar komutanım. Kendini babama affettirmek istiyorsa yapar. Yaparım komutanım. Emret. Cemal'in yanında bir kız var. Onu bulacaksın. Nasıl? Beğendin mi? Sana aldım. Bu ne demek Şahin? Evleniyoruz demek. Belediyeden geliyorum. Herkes nikah için bizi bekliyor. Evleniyorum. Harbiden evleniyorum.
Niye geldin Dicle? Ben sana git demedim mi Dicle? Bir rahat bırak artık beni ya. Bu ne? Annem misin, babam mısın? Neyimsin sen benim Dicle? Doğru. Neyinim değil mi ben senin? Affet Şahin. Bir daha görmezsin beni. Ya Dicle. Dicle. Ya. Kusura bakma. Ya benim canım çok sıkılıyor. Sanki sadece senin canın sıkkın Şahin. Hasta, ilaç bile almadı. Allah kahretsin seni Yusuf. Sen vardın yüreğimden, yara aldım derinlerde. Bir sen vardın yüreğimden, yara aldım. Töreden mi, adetten mi? Neden Aslı? Neden evleniyorsun o herifle? Neden? Hiç mi sevmiyordun beni? Akan sular durulur mu? Bu ben seni unutur mu? Şahin! Akan sular durulur mu? Şahin! Ben seni unutur mu? Şahin, çık ortaya. Yolum darda, sorulara gelme. Savrulur evlenmeden can bugün görme. Yusuf'u bırakma beni. Yarım kalırım, dön gel Leyla. Beni senden gel uzak etme. Canım yandı, sönmesin Leyla. Yarım kaldım, dön gel Leyla. Beni senden gel uzak etme. Yüreğimden ellerim çekme ya. Şikayet etmem burada. Yolum darda, sorulara gelme. Savrulur da can bugün görmez. Hata yaptın yüzbaşım. Dön gel Leyla.
yapacağız. Etme canım yandı sönmesin Leyla. Babası siz misiniz? Yaşayacak, üzülmeyin. Çok güçlü bir bebek. Ölmemek için savaşıyor. Adı ne? Kayıtlara geçmek lazım. Adı Sungur. Sungur Bey. Işığı yandı. Uyumadınız mı? Anlaşılan sen de uyumamışsın Celil. Devran'dan haber yok mu? Her yere bakmış. Son bir yer var diyor. Şimdi oraya gidiyormuş. Eski kağıt fabrikası var. Oraya giriyorum. Bul şu kız oğlum, bul. Dur! Benim, sakin ol. Neredesin lan sen? Cemal Başkan seni sorup duruyor. Geldim ya işte. Celil, Tim tam teçhizat hazırlansın. Emredersiniz komutanım. Ya. Acayip de bir haber var ha şu anda bende. Nasıl acaba bunu söylesem ki? Bir saatte nikahımız var ha dostlar. Ne nikahı? Kim evleniyor? Aslı mı? Hadi ya. Demek karar verdi ha? Demek ki. Tamam. Ya ben bu gelini hiç beğenmedim. Damat arabasını süslemiş, pislemiş gelmiş. Aslı, senin bu işte gönlün yok. Senin aklın hala Şahin'de. Aslı, vakit varken vazgeç. Ben istediğimi yaparım. Kimse bana engel olamaz. O kadar çabuk mu be? Dicle kadını nerede kaybettin sen? Hemen beni oraya götürmen lazım, çabuk. Ne yapacaksın Hülya Şahin? Kurtuldun işte. Ya ben kurtuldum. Aslı'nın başı belada. Hemen gitmemiz lazım oraya. Dicle hadi, nerede kaybettin? Sen abim misin? Öyleyim, ne
olacak? Beni Serdar Komutan gönderdi. Ne? Ne olur söyle askere, kurtarsın beni. Sessiz ol, bağırma. Serdar Komutan. Dersiz çekmiyor burada. Sakin ol. Beni bekle. Çabuk ol, çabuk ol ne olur. Asker çabuk gelsin. Ne olur Allah'ım. İşte bu sokakta kaybettim. Tek tek bütün kapıları çalacağız Dicle. Şahin, boşuna uğraşıyoruz. Dicle, ister yardım et ister etme. Sen bilirsin. Ya çok güzel. Merhaba. Sağ olun. Tebrik ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Tebrik ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Gerçekten sağ olun. Çok sağ olun. Evet, çok güzel. Sağ olun. Ay maşallah. Maşallah. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Bizim araba boş. Yani sağ olun. Heykel gibi kaldın. Böyle olmaz. Çık, evlenmek istemiyorum seninle de Aslı. Havalara bak. Ya dostum sorma, ben de acayip gıcık oluyorum ya. Ama sonuçta Aslı kız yani bu. Biraz delilik var yani. Ne yapacağı belli olmaz. Çıkıp mesela şey diyebilir. Ben evlenmek istemiyorum diyebilir yani. Olasılık. O zaman bu fıtpıstaki havaları görürüm ben. İnşallah öyle bir şey olur doktor. Yoksa hem Aslı'yı hem Şahin'i kaybederiz. Bence diyorum ki, bence bir emir yayınla yani. Şu anki durumumuz o kadar da güzel değil yani bence. Bir, ikinci emre kadar evlilik yasak olsun. Hatta evli olanlar da mesela boşanabilir yani, olabilir. Vallahi yap komutanım. Doktor bu kez haklı. Serdar komutan. Devam et Devran. Onu buldum. Doğudaki ilçeye yakın eski kağıt fabrikasındaymış. Tamam koçum, biz hemen geliyoruz. Sen dışarıda bekle bizi. Emredersin Serdar komutan. Devran, sen o itin köstebeği mi oldun ha? Doktor, biz çıkıyoruz. Sen Aslı'nın yanında kal. Doktor, sen durumu anlatırsın kıza. Mustafa, Ali, Apo, hadi çıkıyoruz. Hadi bakayım. Hadi. Bu kız evlenmek istemiyor. Bir şeyler yapalım doktor. Biz ne yapabiliriz ki sultanım? Teyzeciğim iyi günler. Buralarda Hülya diye biri oturuyormuş. Tanıyor musun sen? Bu sokakta Hülya diye bir kadın yok yavrum. Ya burada oturuyor dediler ama buralarda dediler yok. Bana. Emin misin? Yok. Tamam tamam teyze tamam. Kadın evliliğe mani olmuş
Yoksa Şahin'i ebediyen kaybeder. Yapamam. Şahin'e bu kötülüğü yapamam. Tamam, tamam. Şahin! Şahin burada! Gördüm onu içeride. Yürü, yürü, yürü. Çabuk, çabuk, çabuk. Hülya aç kapıyı. Hülya aç kapıyı. Hülya! Aç! Bak aç kapıyı. İçeride olduğunu biliyorum. Yusuf evlenmeye gidiyor. Kızın hayatı söz konusu. Yapma. Bir daha düşme cezaevine. Aslı o adamla evlenirse bana her yer cezaevi olmak işte. Her yer. Defolun evimden. Dur. Polis çağıracağım. Defolun. Şşş, tamam dur dur sakin ol. Bak sana bir zarar verecek değilim kardeşim. Tek istediğim şey canımdan çok sevdiğim Aslı'yı kurtarmak. Tamam mı? Şimdi kocam dediğin o herif Aslı'yla nikah masası yolunda. Yusuf benim kardeşim. Niye yalan söylüyorsun Hülya? Bana gerçeği anlattın ya. Ya adam seni paçavra gibi fırlatıp attı. Niye susuyorsun? Bak. Eğer susarsan o herif Aslı'yı öldürecek. Belki onunla beraber kaç tane daha kızı öldürecek. Ne olur. Ne olur yardım et bize. Bak. Tek istediğim şey sevdiğim kızı kurtarmak. Tamam mı? Bildiğin ne varsa anlat bize. Bu evliliğe engel olmam lazım. Oğlumu öldürmekle tehdit ediyor. Bak, hayatım üstüne yemin ediyorum. Ben seni koruyacağım. Mutluluk gözyaşları. Söz veriyorum Aslı. Seni çok mutlu edeceğim. Artık mutlu olacaksın. Bu dosyada Yusuf'un kurbanlık kadınlarının fotoğrafları ve Yusuf'un onlarla yaşadığı hikayeler var. Kadınların çoğu delirdi. Ziyan olup gittiler. Bazılarını da Yusuf öldürdü. Bu Yusuf'un tuttuğu dosyanın kopyası. Ya sen? Ben boyun eğdiğim için. Çocuğumuz olduğu için hala yaşıyorum. Manyak mı bu adam ya? Takıntılı olduğu insanlara koyduğu teşhisler çoklu kişilik bölünmesi. Aslında gerçek hasta Yusuf'un ta kendisi. Komutanım, kimse yok ortalarda. Hadi çıkalım. Kardeşim. Ne oldu sana? Cemal. Cemal şerefsizi tersine konuşmamı duydu.
O vurdu. Habil içeride. Bırakıp kaçtılar. Kardeşini hemen hastaneye yetiştir Hasan. Emredersiniz komutanım. Hadi gidelim. Kardeşim dedin ha? Zırvalama lan sen de. Kardeşimsin tabii. Bak. Doğru. Doğru iş yaptım. Ailem... kabul eder mi beni? Sen yeter ki yaşa. Sen yeter ki yaşa. Devran doğru söylüyor. Komutanım bunlar kaçmış. Amin. Kaldıran baş belaları parça parça olacaklar.